Evet, Azerbaycan anti terör operasyonu başlattı ama biz Bakü'ye gidiyoruz. Gazeteci Ahmet Şahidov bizlerle birlikte. Sayın Şahidov, çok geçmiş olsun. Bir saldırı daha, bir kışkırtma daha diyelim Ermenistan tarafından gelin ama bugün itibariyle dün gece nasıl geçirildi? Onu sormak istiyorum. Elinizdeki notlar nelerdir? Hemen sizi dinleyelim. Merhaba Yaşım Hanım. Ben de Bakü'den selamlıyorum sizleri ve tüm ulusal kanal izleyicileri. Evet, dün sınır ötesinde, sınır bölgesinde çok gergin anlar yaşandı. Çünkü Ermeni tarafın provokasyonuna karşı Azerbaycan ordusu geniş çaplı askeri operasyon başlattı. İntikam adı verilen bu operasyonda Karabağ'da Rus barış güçlerinin kontrol altında bulunan bölgeden gizlenen bazı Ermeni teröristlerin askeri havadan sihalarla imha edildi. Neredeyse 10'a kadar Ermeni asker etkisiz hale getirildi. 20'ye kadar yaralı var. Birçok asker kollar imha edildi. Askeri araçlar imha edildi ve strateji yükseklik kontrol altına alındı ki Ermeniler bu yükseklikleri ele alıp oradan Azerbaycan askeri mevzilerine saldırmayı planlıyorlardı. Aslında bu beklenen idi. Çünkü bu askeri operasyonların hem askeri hem de siyasi nedenleri var. Askeri nedenleri oldu ki zaman zaman Ermeni tarafı böyle bir provokasyonlara başvuruyordu. Azerbaycan askeri üslerine, askerlerine saldırıyordu ve dün bir Azerbaycan askerine 18 yaşlı Anar Kazımov şehit olmasıyla artık Azerbaycan ordusunun sabrının son damlası taşırmış oldu ve Azerbaycan bir intikam, kısas operasyonlarına başladı. Bir de bunun siyasi nedenleri var. Çünkü artık 2 yıla kadardı üçlü anlaşma imzalanıp 2021'de ve 1 Ocak 2021'de ve bu anlaşmalara göre Laçin koridoru genel olarak Karabağ'da bulunan tüm Ermeni silahlı kuvvetleri, Ermeni yasa dışı silahlı kişiler araç etmeliydi. Ama güne kadar hala Karabağ'da Ermeni askeri kişiler var ki zaten bu operasyonlar da onlara karşı düzenlenmekteydi. Ve diğer biri de Laçin koridoruna alternatif yolun çekilmesiyle Laçin Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçmeliydi. Bugün Laçin koridoruna alternatif bir yol inşa edilip ama Ermenistan tarafı maalesef Laçin koridorunu vermek istemiyorlar. Ve yine Ermenistan'da hala revanşist, intikamcı güçler var ki onlar zaman zaman Azerbaycan'a karşı yeni savaş çağrılarında bulunuyorlar. Ve son olarak Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıyacak bir barış anlaşmasını imzalamak istemiyorlar. Tüm bu nedenler birlikte bu türlü antiterör operasyonlarının başlatılmasına yol açmış oldu. Azerbaycan Başkanı Silahlı Kuvvet Komutanı Sami İlham Aliyev her zaman söylüyordu ki demir yumruk gündeminde her zaman bu türlü operasyonlara başlayabiliriz ve dünkü askeri operasyonlar da buna bir daha cevap oldu. Şimdi düşünme hakkı Ermeni tarafındadır, Ermenistan hükümetindedir. Bir kez daha düşünsünler. Yani o Karabağ yasa dışı Ermeni silahlı kişileri araziden çıkarmalıdırlar. Ve 10 Kasım 2020 anlaşmasının şartlarını yerine getirmediler ve ki sonuç olarak Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıyacak bir son yekun bir barış anlaşmasını imzalayacaklar. Yani bu olmazsa Azerbaycan her zaman kendi arazisinde, kendi toprağında bu terör unsurlarına karşı benzeri askeri operasyonlara, antiterör operasyonlara tamak hakkını kendinde saklıyor. Bu uluslararası hukuka göre de Azerbaycan'ın egemen bir hakkıdır. Burada Rus güçlerinin üzerine de bazı masuliyet düşür, görevler düşür. Çünkü bu yasa dışı Ermeni kişiler, silahlı kişiler özellikle de Rus barış güçlerinin kontrolü altında olan bölgelerde konuşlanmışlar. Biz defalarla bununla bağlı Rusya tarafına bilgi versek de maalesef bir sonuç sonunda Azerbaycan ordusu kendisi bu askeri operasyonlarla o teröristleri etkisiz hale getirmek zorunda kaldı. Şimdi Ermenistan'da da bir gerginlik var.
Ermənistan Başbakanı Nikol Paşinyan ülkenin güvenlik konseyini topladı. Artık uluslararası kuruluşlar da Birleşik Milletler, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, AGİT ve diğer uluslararası kuruluşlar da Ermənistan ve Azerbaycan'ı ateşkesi ve ateşi durdurmaya çağırıyorlar. Azerbaycan tarafının konumu bellidir. Biz kendi toprağımızda yasa dışı terörçü grupların, silahlı kişilerin bulunmasına göz yumamayız. O yüzden bu askeri operasyonlar şimdi durdurulsa da bundan sonra da devam edebilir. Ve bugün artık Azerbaycan Savunma Bakanlığı daha bir bilgi yaydı ki savaş uçakları ve helikopterleri bir tatbikatlara başladı Azerbaycan'ın hava mekanında. Bu da olası yeni askeri operasyonlara hazırlık hazırlığı amaçlıyor. Şimdilik sınırda bir sakinlikti. Azerbaycan o elde ettiği, geri aldığı o 3 askeri stratejik yükseklikte bazı inşaat işleri işlerini hayata geçiriyor ki oradan artık bölgeye daha istikrarlı şekilde, daha güvenli şekilde kontrolü sağlayabilir. Peki. Ceyhun Bayramov'un açıklamaları da bu noktada önemliydi. Tüm detayları da almış olduk. Sayın Şahidoğlu'dan kolay gelsin. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Çok sağ olun. Evet, Ahmet Şahidoğlu'la birlikte olduk. Gelişmeleri takip ediyoruz Azerbaycan'da. Olanı biteni. Bundan sonra o barış anlaşması imzalanacak mı? Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev de daha çok yakın bir zamanda bu konuya değindi bir kez daha. Gereken yapılsın dedi. Yapılmazsa ne olur? Hep birlikte göreceğiz, değerlendireceğiz konuklarımızla.